kıyametin kopma, son saatin gelmesiyle alakalı böyle tahmini çıkışlar var. Mayaların takvimi mesela. Evet, Mayalar takvimi. Şimdi Mayaların takvimi özellikle şimdi önemli. Bu aralıkta kıyametin kopmasını bekliyorlar Mayalar takvimine göre. 2012. Kaç yıldır ortalığı? 2012 Aralık. Birkaç ay kaldı. İnananlar hazırlansınlar. Şimdi Mayalar bir takvim yapmışlar. Bu takvimin sonu geliyor Aralık 2012'de. Takvimin son, o bir uzun dönemli bir takvim. Bu şeye benziyor. Yani Hicri takvimdeki aylar Zilhicce'de sonunu buluyor. Miladi işte takvimdeki şeyler Aralık ayında sonunu buluyor. Biz Aralık'ta kıyametin geleceğini beklemiyoruz. Zilhicce'de kıyametin kopacağını beklemiyoruz. Yani bir takvimin sonunu gelmesini, kıyametin geldiğini gerektireceğini düşünmek mantıksız. Tabii. Diğer bir taraftan diyelim ki böyle bir şey dedi Mayalar, kıyameti kopacağını demiş olsunlar. Ya Mayalar kendi sonlarını bilip de kendilerini kurtarsalardı. O zaman yani bu kadar her şeyi bilebiliyorlarsa, yani kendi sonlarının ne zaman olacağını bilememiş bir kavimden kıyametin ne zaman koptuğunu, sonunun gelmemesini sağlasalardı. Sonunu sağlasalardı. Sıra dışı iddia, sıra dışı delil gerektirir. Her yıl aşağı yukarı, bu biraz Mayaların sesi biraz daha gür çıktı Mayalar takvimiyle alakalı şeyden, ama her sene bir kıyamet tarihi zanneden var. Bir Nostradamus'a dayanarak 99 dediler, sonra 2000 dediler. Bir de böyle hem bizi böyle New Age tarikatlar var Amerika'da, hem de İslam dünyasının içinde de ne yazık ki var. Her zaman bir kıyamet tarihini, bir felaketi tahmin edenler çıkıyor. Ama oysa, bizim bildiklerimiz genellikle bu normal insanların yaşayacağı ömürden biraz daha sonrasına tarih veriyorlardı. Bunlarınki yani çok yakın bir tarih, yani birkaç ay sonra. Yani. Evet, yani şimdi bu tabii bir kısım tarikatlarda da artık niyeyse şeylerde veyahut da böyle tabii tarikatlar, hem böyle New Age tarikatlar hem İslami tarikatlarda da benzeri olmuş. Kendi yaşadıkları dönemi de ileriyi verenlerde her birinin örneği var, tarif veren. Oysa Kur'an'dan görüyoruz. Yani peygamberimize diyorlar ki yani onun tarihini sen bile bilmezsin diyorlar. Yani Kur'an'da evet, apaçık ikaha değil. Şimdi peygamberimizin bilmediği tarihini bilebileceğini iddia edenler var. Yani ha, burada Müslümanların bu şeye özellikle dikkat etmesi lazım. Özellikle İslam adına konuşup da yanıltıcı olabilenler var. Onlara dikkat etmek lazım. Hiç kimsenin Allah'tan, peygamberden özel kanalları olduğu, kulağına işte Allah'ın fısıldadığı, yok peygamberimizin rüyasında gelip tarih söylediği gibi şeylere kanmasınlar. Peygamberimizin bilmediği bir tarihi bildiğini iddia edebilecek. Sırf bu konuda da değil. Yani başka konularda da böyle gelecekle ilgili çok enteresan tahminde bulunanlar var. Bunlara evet, kanılmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, yani Caner Bey, bir Kur'an ayı içindeyiz. Ramazan ayındayız. Ramazan Kur'an buluşmasının ne kadar önemli olduğunu, yani bu Müslümanların Kur'an'la tanışık ve barışık olmalarının ne kadar gerekli olduğunu, bu kıyametle ilgili tarih veren algıları düzeltmede Kur'ansız bakışın nasıl bir çarpık bakış olduğu gün gibi aşikar. Araf suresinin 187. ayetinde çok açık bir şekilde yoruma hiç ihtiyaç hissettirmeyecek cümlelerle Rabbimiz buyuruyor ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا, bu kıyametin son saatin ne zaman demir atacağını sana soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي, de ki onun bilgisi sadece ve sadece Rabbimin katındadır. La yücelliha li vaktiha illahu. Onun vaktini ondan başkası açığa çıkaramaz. Segulet fis semavati vel ard. O bilgi göklere de yere de ağır gelir. Yeselune la te'tiküm illa bağteten. Sana bu kıyamet size aniden gelecektir. Aniden gelecek şeyin alametlerinden söz ediyor insanlar. Tarih veriyorlar. Neredeyse sen biliyor musun gibi sana soruyorlar. Yeseluneke ke enneke hafiyyun anha. Sana soruyorlar sanki sen ondan bir şey biliyor musun gibi. Kul innema ilmuha indallah. De ki kıyametin bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Velakin ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bu gerçeğin farkında değillerdir. Bu kadar açık. Evet. Ama, kadar açık. Ama maalesef Bu açıklık, yani bilgileri, İslami bilgileri Kur'an'dan refere etmediğimiz sürece işte devreye böyle uçuk kaçık bilgiler girer tabii, maalesef yani. Tabii bu sefer de tabii bazıları da şöyle yapıyorlar. Kur'an'ı söylüyorsunuz, karşılarına getiriyorsunuz. İşte söylediğin Kur'an aykırı ama Allah'tan ben özel bilgiyi aldım. Ama peygamber geldi bana rüyamda söyledi şeklinde, özellikle bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü bu saf halk üzerinde yanıltıcılığı bunların daha da yüksek oluyor bu şekildeki yaklaşımlar. Pek çok insanın psikolojisi bozuluyor böyle tarihler tabii, verilerek.
Allah-u Teala bana, kulağıma fısıldadı. Niye sana fısıldadı da bana fısıldamıyor yani? Niye, senin ayrıcalığın ne? Tabii. Peygamberin bilgi sahibi olmadığının ilan edildiği. Ya bana bir göre konuda. Gerçek korkunç. Tevekkül, bizim Allah'a sığmamız, geleceğin de biraz belirsiz olmasını da içeriyor. Bu da bir nimettir biz, aslında. Biz geleceğin, öleceğimizi biliyoruz. Birçok şey belli. Yaşlanacağımızı biliyoruz. Bazı bildiğimiz açık gerçekler var. Ama bunun dışında geleceğin bizim için bazı hastalıklar mı kapsıyor, mutluluklar mı kapsıyor, İslam açısından gelecek çok mu parlak olacak, çok mu karanlık olacak, bunları bilmememiz, fakat ne olursa olsun Allah'tandır, ben sapasağlam duracağım diye bilmemizdir bence gerçek tevekkül. Ondan insanları böyle uyduruk, hiçbir temeli olmayan şeylerle hiç kimse yönlendirmeye kalkmasın. Kesin Allah adına konuşuyormuş gibi gelecekte şu olacaktır, bu olacaktır şeklinde belli şeylerin garantisini hiç kimse vermesin. Evet.